Yön Eylem Araştırma Şirketi dikkat çeken bir anket yayınladı. Bu anket 27 ilde 2700 kişiyle düzenlenmiş. Anketin en dikkat çeken partisi Yeniden Refah Partisi. Biliyorsunuz Türkiye genelinde birçok şehirde AKP'liler istifa ediyor ya İyi Parti'ye ya da Yeniden Refah Partisi'ne katılıyorlar. Yön Eylem Araştırma Şirketi'nin koordinatörü Derya Kömürcü yapılmış olan bu anketle ilgili bazı bilgiler paylaştı ve şunları söylüyor. CHP AKP'yi yakalamak üzere AKP'deki küçük ama istikrarlı gerileme devam ediyor. İyi Parti %13'ü geçmiş durumda. AKP'den Yeniden Refah Partisi'ne de bir geçiş var diyor. Anketi de hemen ekrana getireyim sizler için. AKP %29,8, Cumhuriyet Halk Partisi %29,5, HDP %10,3, MHP 6,9, İyi Parti 13,2, Saadet Partisi %1, Deva Partisi %2,3, Yeniden Refah Partisi %2,3, Zafer Partisi %1,8, Türkiye İşçi Partisi 0,8, Gelecek Partisi 0,2, diğer partiler ise 1,9. Burada benim dikkatimi çeken en çok da hangi parti oldu biliyor musunuz? Gelecek Partisi. Niçin? Medyaya bir baktığınız zaman özellikle muhalif medyaya her yerde Ahmet Davutoğlu'nu gösteriyorlar, Ali Babacan'ı gösteriyorlar. Ama buna rağmen anketlerde görüyorsunuz Yeniden Refah Partisi kadar oy alamamış. Bir de Yeniden Refah Partisi'ni desenize, televizyonlarda gösterseler, medyada gösterseler oyu kim bilir nasıl patlama yapacak. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Fatih Erbakan bir açıklama yapmıştı. İkinci turda seçmenimizi serbest bırakacağız demişti. Çünkü Erdoğan'ı destekleyeceğiz şeklinde bir açıklama yapmış. Tabandan tepkiler gelince bu ifadelerinden vazgeçmişti. Tepki aldık demişti. Muhalefete de aday önerisinde bulunarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini söylemişti. Bugün AKP'lilerin büyük bir bölümüne dikkat ederseniz Erdoğan olmasa, siyasete veda etse, emekli olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz diye soruyorsunuz. Birçoğunun cevabı Yeniden Refah Partisi oluyor. Zaten Türkiye genelinde de birçok şehirde AKP'den istifa eden ayrılanların büyük bir bölümü Yeniden Refah Partisi'ne geçiyor. Kusura bakmayın, bu videoyu çekmek istedim. Zor şartlarda da olsa pek rahat bırakmıyor, oyun oynamak istiyor. Çünkü bu anket gerçekten önemli. CHP ve AKP arasındaki makas da kapanmış görünüyor bu ankete bakıldığı zaman.